Herkese merhabalar, ben Donanım Haber'den Burak Şolt ve bugün burada arkadaşlar İtopya'nın operasyon merkezindeyiz. Kartal'dayız, burada yeni bir operasyon merkezi, devasa bir alan kurulmuş ve bunu gelip görmek istedik. Neden? Çünkü Beylikdüzü Acıbadem mağazaları, burada çok güzel bir deneyim var. Evet, gittik gördük, zaten sizlere de anlattık ama internetten sipariş verdiğinizde kargonuzun size ulaşma süresini belirleyen yer aslında burası. Operasyon burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz de gidelim görelim içeride nasıl bir işleyiş var, nasıl bir sistemi kurulumu var. Sistemleriniz nasıl hazırlanıyor, ürünleriniz nasıl hazırlanıyor, bunları detaylı bir şekilde görmek istedik. Şimdi lafı uzatmadan o yüzden içeri girelim. Şimdi o dışarıdan gördüğümüz koskoca operasyon arkadaşlar, içerisine girdik. Bu lojistik merkezinin karargahının içerisine girdik. Burayla alakalı detaylar almak lazım. Çünkü neden? Burası çok büyük. Gezeceğiz, göreceğiz ama burayla alakalı sizden bilgi almak isteriz. Yetkili bir ağızdan bilgi almak isteriz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Merhaba, Eren ben. İtopya ailesinde operasyon ve lojistik müdürü olarak çalışmaktayım. Bunun dışında 12 yıllık yöneticilik geçmişim bulunmakta olup İtopya ailesi için bundan sonraki kariyerime devam edeceğiz. Şimdi İtopya'yı yeni tanıyanlar olabilir aranızda. Şu ana kadar bir sürü alışveriş yapmış olabilirsiniz belki de ama aramızda mutlaka İtopya'yı yeni tanıyacak olanlar vardır. O yüzden İtopya'nın anlamı ve önemini aslında açıklayabilir misiniz bizlere? İtopya.com olarak 2016 yılında %100 yerli sermaye ile ticari faaliyetimize başlamış olduk. İnternet üzerinden tabii. 2017 yılında da ilk mağazamız olan Acıbadem mağazamızı faaliyete soktuk. Yine o günden bugüne gelişerek, büyüyerek devam etmeye. Şimdi şöyle, burada mesela çok büyük bir operasyon var. Kaç çalışanınız var? Günde kaç sistem çıkıyor? Bu tür istatistik bilgiler paylaşabilir misiniz bizimle? Genel bilgilendirme yapalım. Toplam şu an için İtopya olarak 150 kişilik bir çalışma kadromuz bulunmaktadır. Yine bunu yıl sonuna kadar ana amacımız 200 personel üzerine çıkartmak olacaktır. Montaj olarak, sistem montaj olarak yaklaşık 400 sistem montajı yapma kapasitemiz bulunmakta. İyi sayı. Kesinlikle. Yine paketleme sevkiyat anlamında da burada çok iddialıyız. Saat 4'e kadar aynı gün siparişleri kargo sevkiyatına önemli teslim sözümüz ve hedefimiz bulunmaktadır. Sadece bu durum ki özel sistemlerde ertesi güne sarkma söz konusu olabiliyor. Anladım. Peki bu operasyon buradaki büyük lojistik merkezi dışında ilerleyen planlarınızda neler var? Yani ilerleyen yıllarda biz farklı ileride farklı İtopya mağazaları görecek miyiz? Bu planları bizlerle paylaşabiliyor musunuz? Şu an için zaten bildiğiniz gibi İtopya olarak Anadolu yakasında Acıbadem mağazamız bulunmakta. Çok yakın zamanda Beylikdüzü'nde Beylikdüzü mağazamızda faaliyete soktuk. Bunun dışında şu an üzerinde bulunduğumuz yapı Kartal Lojistik ve Operasyon yapımızda aktif bir şekilde faaliyete devam ediyor. İlerisi için planlarımızda kesinlikle bu yıl içerisinde İstanbul 3. mağazayı düşünüyoruz. Güzel. Farklı illerde görecek miyiz peki İtopya'yı? Türkiye geneline yayılmak üzere merkezi illerde olacaktır bu kesinlikle. 6 mağazaya çıkma hedefimiz bulunmak. Gayet güzel. Şimdi montaj ve kurulum alanına geldik arkadaşlar. Yani sistemleriniz burada ince işçilikle beraber hazırlanıyor ama bu işleyişle alakalı, buradaki geliştirmeler, yapılan işlerle alakalı yine sizlerden detaylı bilgi alalım istiyoruz. Burada nasıl bir işleyiş sürüyor? Burada el emeği, iş, göz nuru bir işçilik var belli ki ama detaylar sizde. Sistemlerimiz yukarıda görmüş olduğunuz yapımızdan öncelikle toplanıyor. Sonrasında yine görmüş olduğunuz asansörle aşağı indiriliyor. Burada direkt alanında yetkin. Buradaki arkadaşlarımız hepsi zaten aylık düzenli eğitimlerini de alıyor. Güncel gelişmeleri takip ediyor. Bizim tarafımızdan da anlık eğitimleri verilmekte. Bu arkadaşlara bu ürünler teslim ediliyor. Yine bu arkadaşlar öncelikle tabii ki ürünlerin kontrolünü, herhangi bir hata, yanlışlık veya bir arıza durum varsa bunların ön kontrolünü yaparak sürece başlıyor. Burada gördüğüm kadarıyla çünkü işte güncellemeleri yapılıyor, bazı BIOS güncellemeleri yapıyor. Yani size sistem ulaştığında herhangi bir sıkıntı yaşamamanız için özellikle sürücüler anlamında bütün güncellemeler yapılıyor, testler yapılıyor, stres testlerine sokuluyor gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle. Yani şimdi gördüğünüz gibi yine alanımız statik alan, tüm personelimizin biriktik
ekipleri mevcut burada. Hı hı. Müşterilerimizin bilgisayarları bizim için kıymetli. Bunlara evet. zarar vermek tabii ki istemeyiz. Yüzden... Çünkü statik elektrik lafınızı biliyorum. Yani çok küçük bir ihtimal de olsa arkadaşlar donanımları bozulmasına sebebiyet verebiliyor. O yüzden en küçük ihtimalleri bile daha yani imkan dahiline alıp bunlara karşı önlem almak gerekiyor. Kesinlikle. Bu şekilde montaj işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Her montaj işleminden sonra kesinlikle 15 dakikalık tüm sistemleri normal performans ve stres testine tabi tutuyoruz. Bu sistem tabii ki çok daha donanımlı sistemler için hı hı. değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü onları biraz daha zorlamak gerekiyor. Hı hı. Bu tabii ki müşteri onayına tabi tutularak evet. 6, 8, 12, 24 saatlik hı hı. testlerimiz mevcut. Bu tabii ki sisteme göre değişkenlik gösteriyor ve hı hı. müşteri onayı burada bizim önceliğimiz. Müşterimiz onay verdiği takdirde yine sürecin sonunda gördüğümüz test anlarında tüm bu geniş kapsamlı testlerimiz gerçekleşiyor. Çünkü şöyle bir şey var, sistem kuruldu, güzel çalışıyor gibi görünebilir ama stres testine soktuğunda aslında o donanım sağlıklı mı o ortaya çıkıyor ve yüksek bütçeli bir sistem kurmuşken de eve ulaştığında hemen oyun oynamaya başladığın dediğinde bir prizle karşılaşmak istemiyor insan. Özellikle yüksek bütçeli ürünlerde bu konuda yapılan çalışmalar güzel. Çünkü gördüğüm kadarıyla bütün arkadaşlar ince işçilikle beraber işte saat kaçta kurulum başladı, saat kaçta bitiyor, işte herhangi bir sıkıntı var mı yok mu bunların hepsi raporlanıyor arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Burada güzel ince işçilikli bir çalışma var. Şimdi müşteri hizmetleri kısmına geldik arkadaşlar. Diyelim ki satın alımınızdan sonra bir sorunuz oldu, bir sıkıntınız oldu. Ulaşacağınız bir yer var burada. Ve fiziksel olarak da bir deneyim burada bir alan oluşturacak. O konuda sizden bilgi alacağız ama hani buradaki işleyiş hakkında bilgi verebilir misiniz? Müşteri buraya nasıl ulaşabiliyor? Burada nasıl bir hizmet alıyor? Satış sonrası hizmet verdiğimiz bu alanda müşterilerimiz bize mail yoluyla veya telefon ile ulaşarak sorunlu ürünlerini bizlere iletiyor. Görmüş olduğunuz masalarımızda gerekli kontrollerimizi yaparak arızalı ürünlere biz yetkili servislere ulaşımını sağlıyoruz. Burada tabii ki müşterimiz için yine bu takibi, süreci hızlandırma aşamasına gerekli teknik servise iletişimi komple biz sağlıyoruz sonuç olarak. Sonrasında yine işlemi bittikten sonra bize geliyor. Biz tekrar burada montajını yapıp müşteri iletimi kargoyla yine biz sağlıyoruz. Burada karışılan bir süreç var ama oraya bir değinmek istiyorum. Evet. Biz kesinlikle teknik servis hizmeti vermiyoruz. Burada tamam kontrollerimizi yapıyoruz ama Ethiopia.com biliyorsunuz satış sitesi. Evet. Herhangi bir teknik servis konusunda hizmet verme etkisi yok. Anladım. Yani siz burada arızanın tespitiyle alakalı... Tespitle aracılık yapıyoruz. Sadece müşteri memnuniyeti adına, müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmak adına biz burada aracılık yaparak süreci hızlandırma adına elimize ne geliyorsa fayda sağlıyoruz. Şimdi burada daha fiziksel deneyim anlamında da bir ikinci bir malzeme diyelim, bu operasyona bağlı bir alan da açılacak, outlet. O konuda bilgi verebilir misiniz bize? Tabii çok yakın zamanda burada... Outlet mağazamız açılacak. Yine çok yakın zamanda internet sipariş ürünlerimizi buradan müşterimiz elden teslim alabilecek. Evet, güzel bir şey. Çünkü internetten sipariş veriyoruz ama hani o gün ben hemen oyun oynamaya başlamak istiyorum. Sistemim hazır olmuş. Atlayayım arabaya, gideyim alayım sistemi diyebileceğimiz bir sistem oluşturulacak. Kesinlikle. Hatta pandemi sürecinden sonra biraz daha bu süreç geçirdikten sonra hı hı. biz bunu mağazamıza taşıyacağız. Aynı hizmeti mağazamıza da vereceğiz. Evet, böylelikle sizlerle beraber Ethiopia'nın Kartal'daki operasyon merkezini hep beraber gördük, deneyimledik. Detaylı bilgileri yetkili ağızlardan aldık diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.